Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilûn. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر Vekil Harç Hazretleri, Hanımefendi Züleyha gelmenizi buyurdu. Gidelim. Hanımefendi Züleyha'ya selam. Genç ve güzel vekil harcımıza selam ederim. Hala bizden bakışlarını esirgiyor musun Yuzarsif? Senden istediğim şeyi bir kez daha tekrar etmek için seni buraya çağırdım. Böyle bir istekte bulunmayın. Zira cevabım değişmeyecektir. Hala bana kızgın mısın Yuzarsif? O gün için senden özür diliyorum. Ben günah işlemeye yanaşmam. Siz de muradınıza eremeyeceksiniz. Biliyorsun ki Züleyha hayır cevabına yabancıdır. Ben seni seviyorum. Ve seni elde etmek için her yola başvuracağım. Bundan hiç şüphen olmasın. Cehennem ateşine atacak kadar mı seviyorsun? Cehennem ateşine hayır. Ama zindana evet. Beni buna zorlamayın. Vazgeçin efendim. Beni ve kendinizi daha fazla rezil etmeyin. Potifar Hazretleri bize hiç kötülük yapmadı. Onun haysiyetiyle de daha fazla oynamayın. Sizi buraya bana nasihat etmeniz için çağırmadım. İtaat etmeyeceğiniz anlaşılıyor. Pekala. Şimdi gidebilirsin. Ama şunu bil ki bundan böyle Züleyha göğsünde bir kalp yerine bir taş parçası taşıyacak. Gidin. Saray benim için zindandan daha beter olmuş. Sürekli bir töhmet ya da yeni bir iftira beklentisi içinde yaşıyorum. Madem Züleyha'ya itaat etmeyi düşünmüyorsun, öyleyse kaç. Ben de sana yardım ederim. Kaçarsam bütün bu iftiraları haklı çıkarmış olmaz mıyım? Kral Amonhotep'in yanına git. O mutlaka sana yardım edecektir. Niçin Amonhotep? Şüphesiz benim Rabbim Amonhotep'ten daha güçlüdür. O olup bitenleri şu anda görüyor. Potifar Hazretleri'nin elinden bir şey gelmiyor mu? O Züleyha'nın suçlu olduğunu anladı. Ne yapabilir ki? Bir şeyler yapmalıyız. Onlar seni zindanla tehdit etmişler. Çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyız. Ben zindanı bu kadınların beni davet ettikleri günahtan daha çok seviyorum. Ben her şeye gücü yeten Allah'a sığınıp sabredeceğim. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Atmadığım bir adım kalmadı. Gizli saklı sırlarım herkesin dilinde. Yalvardım yakardım ama kâr etmedi. Adım kötüye çıktı, rezil oldum. Çekmediğim bir naz da kalmadı. Sen söyle ne yapayım? Ezeli ve ebedi düşmanlarım olan aristokrat eşleri de çareyi zindanda görüyor. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Sizin ve Mısırlı aristokrat kadınların derdi aynı olduğu için derman da aynı olacaktır. Ben de zindana atılmasını onaylıyorum. Pekala. Dediğiniz gibi olsun. Bugünden itibaren Yuzarsif başka bir Züleyha görecek. Bugünden tezi yok. Züleyha'nın aşkla ışıyan çehresini nefretin karanlık yüzüne dönüştürecek. Efendim, kendileri Apophis. Kral Amonhotep'in mutfağından sorumlular. Büyük bir sorumluluk. Tanrılar seni korusun. Kendileri Amon'un gerçek taraftarlarındandırlar. Amon tapınağındaki ibadetlerine şahsen birçok kez tanık olmuşumdur. Bugünlerde büyük tanrımız Amon çok üzgün. Bir süredir bazı karanlık eller ona karşı komplolar kurmakta ve onu ortadan kaldırmayı planlamaktadır. Amon'a inananlar onu ihmal ediyor. Onu savunmuyorlar. Ama ben hala bütün varlıklarıyla Amon'a inanan birçok kimse tanıyorum. Sayıları da az değil efendim. Ben bu geri kalan 3-5 kişinin de dağılmasından endişeliyim. Ne yazık ki bütün haberleri halka anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü hiç iç açıcı değil bu haberler. Kuşkusuz Kimuni Hazretleri Amonhotep ve Potifar hakkında bazı şeyler söylediler. Bunlara inanmak çok güç efendim. Başlangıçta biz de inanmıyorduk. Ama şimdi 3. Amonhotep'in Potifar'a tapınağa saldırıp Amon ve ona inananları yok etmek amacıyla hazırlık yapması için emir verdiğini öğrendik. Ve çok üzüldük. Efendim, saklamaya ne gerek var? Kral Amonhotep'in tapınağı ve tapınak kâhinlerine iyi gözle bakmadığını ben de hissettim. Ama Amon'a düşman olduğuna inanmam mümkün değil. Hem sonra kral yarı tanrı sayılır. Tanrının oğludur o. Acı veren de, bu günahı ağırlaştıran da budur işte. Tanrılara hizmet edecek yerde onlara ihanet etmeyi marifet sayıyor. Bu çok kötü bir durum. İnançsız Potifar vesilesiyle tapınağa saldırmaya başarırsa hem Amon'u hem ona inananları yok edecek, mahvedecek. Bu durumda bir şeyler yapmalıyız. Oturup bekleyecek miyiz? Niçin Ankh-Mahu Hazretleri güçlerini donanıp Amonhotep'e saldırmalarını buyurmuyor? Bu durumda suçsuz yere birçok insanın kanı dökülmüş olmayacak mı? Hayır. Ben böyle bir cinayete göz yumamam. Peki ne olacak? Böyle oturup bekleyecek miyiz? Ben bu katliamın önünü almak ve Amon'u korumak için bu savaşa neden olan kişiyi ortadan kaldırmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Önce Amonhotep, sonra Potifar. Biz bu önemli işi yerine getirerek Amon'u hoşnut edecek bir kişi arıyoruz. Bu sen olabilirsin. Hayır, ben yapamam. Ben yapamam efendim. Ben bir tanrıyı öldüremem. O yarı tanrı sayılır. Hayır, benim elimden böyle bir şey gelmez. Sen benim Amon'un bütün tapınaklarının en büyük kahini ve yarı tanrı olduğumu biliyorsun. Sorarım sana, tanrılardan olan ve büyük tanrı Amon'a düşmanlık besleyen birinin suçu sıradan birinin suçundan daha büyük değil mi? Ayrıca sen bu kutsal eyleminle hem büyük Amon'u hem de binlerce kişiyi yok olmaktan kurtaracaksın. Peki ben ne olacağım? Eşim ve çocuklarım ne olacak? Sana ve ailene yönelik en ufak bir tehlike söz konusu bile değil. Bu işi yapmak çok kolay. Ben sana bunun yolunu söyleyeceğim. Hayatının sonuna kadar basit bir aşçıbaşı olarak mı kalmak istiyorsun? Mısır'ın hazinesinden ya da tarımından sorumlu kişi sen olabilirsin. Ben hazine sorumlusu. Mısır tarımının efendisi. Buna ek olarak ölünceye kadar her sorununu çözecek yüzlerce altın. Tam olarak kaç altın dediniz? Bin altın yeter mi? İki bin altın. Çünkü Sarayda ikna etmem gereken bir arkadaşım var. Eğer 2000 altın olursa... Sakıncası yok. Amon'un büyük servetinden onu korumak için yararlanmak gerek. Efendim, eğer olur da başaramazsak ya da yakalanırsak... eşim ve çocuklarım ne olacak? Yakalanman durumunda benden, Kimuni'den ya da tapınağın önde gelenleriyle olan irtibatından söz etmezsen eşin ve çocukların Amon'un koruması altında olacaklar. Ancak tek kelime edecek olursan ailen ve bütün akrabaların Amon'un lanetine uğrayıp yok olacaklar. Bunu aklından hiç çıkarma sakın. Efendim, hanımefendi Züleyha gelmek istiyorlar. Bu Kenanlı köle, buyruğunuza rağmen o gece olanları herkese yaymış efendim. Yine entrika düşünüyorsun. Benimle açık konuş. Görüyorum ki bu haberin bizi ne kadar rezil rüsva ettiğinden habersizsiniz. Her yerde Mısır Azizli'nin bir köleyi eşiyle birlikte gördüğünü ama görmezden geldiği söyleniliyor. Ne bir hapis ne de bir uyarı. Hiçbir ceza verilmemiş. Köleye hatta bir fiske bile atılmamış. Suçsuz birini zindana atmamı mı istiyorsun? Birincisi hiç suçsuz değil. Sır saklayamamış. İkincisi, kısa süreli ve göstermelik bir ceza vermeyi kastediyorum. Mesela nasıl bir ceza? Mesela zindana atabilirsiniz. Kuşkusuz Yuzarsif'in zindana atılması, boşboğazlık eden gevezelerin canına ot tıkayacaktır. Kararınız nedir efendimiz? Biraz düşüneceğim. Gidebilirsiniz. Kararı sonra söylerim. Inarus. Inarus, neredesin? Buradayım Apophis. Ne oldu? Arkadaşımı görmeye geldim. Sakıncası mı var? Sen buraya hiç uğramazdın. Bir şey mi oldu? Ne söyleyeceğimi ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. İnsan eski bir dosta gereksinim duyar. Ona içini dökmek, onunla dertleşmek ister. Elimden ne gelir? Biliyor musun? Ben inançlı bir insanım ve tanrılara ihaneti, özellikle de büyük Amon'a yapılan ihaneti kabul edemem asla. Bu hususta senin aynı fikirdeyim. Biri Amon'a ihanet mi etmiş? Evet, sen de onu tanıyorsun. Defalarca Amon'a ihanet ettiğini görmüşsün. Sanırım kim olduğunu anladım. Kral Amonhotep'i kastediyorsun, öyle değil mi? Birçok kez beraber onun Amon'a yaptığı saygısızlığa tanık olduk. Elimizden ne gelir? O koskoca bir kral. Ve bize de yalnızca susmak düşer. Keşke yalnızca saygısızlık etseydi. Amon'a karşı harekete geçmek ve ona inananların defterini dürmek istiyor, anlıyor musun? Tanrılar bize acısın. Bu doğruysa büyük bir savaş çıkacak demektir. Ve bu savaşta binlerce kişi ölecek. Sen bu katliamı engelleyip büyük Amon'u ve onun tapınağını kurtarabilseydin, bunu yapar mıydın? Kuşkusuz. Ancak savaşı önlemek sen ve benim gibilerin işi değil. Amon ve Amonhotep'in ordularının birbirine girmesini engelleyemeyiz. Ancak savaş fermanının çıkışını engelleyebiliriz. Niyetini daha açık ifade edebilir misin ha? Biz Amonhotep'in vereceği savaş kararını nasıl engelleyebiliriz söyler misin? Benim de zihnimi kurcalayan işte bu. Ben bir çözüm bulmak için yanına geldim. Çözüm mü? Mesela nasıl bir çözüm? Amon savaş fermanı vermesin diye gidip Amonhotep'in ağzını mı tutayım ha? Bunu yapmak mümkün değil. Ancak ağzını sonsuza kadar kapatabiliriz. Tanrılara ant olsun ki bunu yapabiliriz. Şşt, şşt, delirdin mi sen? Kes artık. Ağzından çıkarı kulakların duyuyor mu senin? Aklını mı kaçırdın? Çıldırdın mı yoksa canına mı susadın ha? Inarus, sen Amon'un yok edilişine ve Thebes kentinin kılıçtan geçirilmesine engel olmak istediğini söylemedin mi ha? Evet ama bu çözüm değil. Amonhotep'in kendisi yarı tanrı zaten. Onu öldürmek mümkün değil. Hayır. Amonhotep yarı tanrı değil. Tanrılardan olsaydı Amon ve onun kutsal tapınağına karşı harekete geçmezdi. Böylesine büyük bir girişimi düşünmek zorundayım. Önce plan yapmadan harekete geçemeyiz. Onca muhafızı ve askeriyle çok iyi korunan Amonhotep'i senin dediğin gibi nasıl kolay bir şekilde öldürebiliriz ki söyler misin? Neden olmasın? Birkaç damla zehir bize yeter. Ne ordu ister, ne de kaba kuvvet. Ben hiçbir tanrıya karşı gelemem. Anladın mı beni? Dediğine göre Amonhotep tanrılardansa bu durumda suçu daha ağır. Bence bütün tanrılar ve Thebes kentinden binlerce kişi yok olacağına bir tanrının yok edilmesi daha iyidir. Anlıyor musun? Böylesi daha iyidir. Ben daha çok düşünülmesi taraftarıyım. Evet, daha çok düşünmeliyiz. Acele işe şeytan karışır, bunu biliyorsun. Ama vakit çok az. Yarın Amonhotep tapınağa saldırmaya kalkarsa ne olacak ha? Nasıl bir faciaya neden olacağını biliyor musun? Yine de yarına kadar vaktimiz var. İzin ver bu gece düşüneyim. Yarın yine geleceğim. Sen işbirliği yapmazsan kendim tek başıma bu büyük faciayı önleyebilirim. Sen sadece sesini çıkarma. Ha? Sessiz ol. Yeter. Başaramazsak ne olacak? Tanrı'nın oğlu olan kral sırrımızı öğrenirse ne olacak? Başarılı olursak Potifar ve Mısırlı subaylar bizi canlı bırakır mı? Eşlerimize ve çocuklarımıza ne olacak peki? Apop tek başına harekete geçip beni ortağı olarak tanıtırsa o zaman ne olur? Bilmiyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Inarus! Kim o? Ne istiyorsun? Amonhotep şarap istiyor. Baş üstüne. Derhal getiriyorum. Yuzarsif Hazretleri. Potifar hemen sizi görmek istiyor efendim. Ne oldu? Potifar Hazretleri beni huzuruna ilk kez çağırmıyor ki. Siz ve Züleyha arasında geçenlerden sonra bu ilk kez oluyor. Bu önemli bir mesele olabilir. Endişelenmeyin. Ben Yüce Allah'ın yardımıyla hiç kimseden korkmam. Sana o günkü macerayı unut ve hiçbir yerde anlatma dedim. Yuzarsif nankör değil. Kendini size borçlu kabul ediyor. Her zaman sizin haysiyetinizi düşünüyor. Anlattın mı, anlatmadın mı? Biliyorsunuz ki ben bu işi yapmam. Peki nasıl oldu da bütün şehir öğrendi? O toplulukta bir tek ben bulunmuyordum. Bahane aradığımı biliyorum. Sana ne yapacağımı bilmiyorum. Seni hem dost hem de düşman olarak görüyorum. Ben de acizim. Bu saray büyüklüğüne ve güzelliğine rağmen benim için dar ve karanlık olmuş. Kadınların bitip tükenmez hileleri ve saraylıların alaylı ifadelerine tahammülüm kalmadı. Züleyha benden seni zindana atmamı istedi. Evet. Sen ne diyorsun? İstemeyerek bana iyilikte bulunmuş. Ne demek istediğini anlamıyorum. Zindana atılmam hem kötülük isteyenlerin acı sözlerine son verecek, hem de Züleyha hanımefendinin unutmasına zemin hazırlayacak. Yanı sıra kâhinler sizi bir yabancıyla aynı düşünceleri paylaşmakla da suçlamayacaklar. Ben de Mısırlı kadınların tuzağından kurtulmuş olacağım. Zindanı özgürlüğe tercih mi ediyorsun? Kimse zindanı sevmez. Ama başka çare yok. Şu anda zindan tek çözüm. Amonhotep'in sarayına gitmeliyim. Sonra senin hakkında karar vereceğim. Arabamı hazırlamalarını söyle. Inarus, sana neler oluyor? Betim benzin atmış. Hayır ekselansları. Hayır. Bir şeyim yok. Apophis, Inarus'a neler oluyor? Durumu iyi değil. Bir şey yok efendim. Hafif bir rahatsızlığı var. Siz yemeğinizi yiyin. Buyurun. Hayır, durun efendim. Bu yemekten yemeyin. Bu yemek zehirli. Pis hain. Zehirli olan benim yemeğim değil, senin şarabındı. Muhafızlar, Buyurun Ekselansları. Bu iki haini tutuklayın. Hayır, durun, yapmayın. Durun, ben bir şey yapmadım. Ben suçlu değilim. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmayın. Beni bırakın. Efendim acıyın, acıyın bize. Kraliçe siz bir şeyler yapın. Yalvarıyorum lütfen. Size söyleyeceğim. Durun. Neler olduğunu anlatın bana. Efendim, bu hain sizi öldürmek istiyordu. Şarabınıza zehir koydu. Yalan söylüyor kralım. Şarabınıza koymam için zehri bana veren kendisiydi zaten. Pekala. Sen şarabını iç, sen de yemeğini ye. Aksi takdirde kafa taslarınızla ben şarap içeceğim. Ben şarabınıza zehir koymadım kralım. Buna emin olabilirsiniz. İnanın bana. Sıra sende. Ye bakalım tadı nasılmış. Hepsini ye. Gördün mü? Inarus şarabını nasıl da içti. Hadi ye. Efendim, ben hata ettim, yanlış yaptım. Beni bağışlayın, Tanrılar adına beni bağışlayın. Ne olursunuz. Götürün bunları. Hayır, efendim, hayır kralım, efendim, hayır acıyın. Kralım, bize acıyın. Beni lütfen, bağışlayın. Lütfen kraliçem, bari siz bir şey söyleyin. Beni bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın bizi, ne olur kralım. Ne olur bağışlayın beni. Kralım, bizi affedin. Ne olur. Affedin bizi kralım. İhanet, ihanet. Kendi sarayımızda bize suikast yapılıyor. Vurun boyunlarını. İhanetlerinin cezasını görmeliler. Efendimizin emrine itaat edilecektir. Ancak vazgeçmenizi öneriyorum. Vaz mı geçeyim? Sen onlara şans mı veriyorsun? Hayır Ekselansları. Biraz daha derin araştırmalıyız. İşbirlikçileri buluncaya kadar sabretmenizi öneriyorum. Efendim, bunlar kesinlikle bir yerden emir almışlar. Kendi başlarına yapacakları iş değil. Bizzat ben onları sorgulayacağım. Pekala. Konuyu takip edip bizi bilgilendirin. Bekliyorum. Evet. Anlatın bakalım, olay nasıl gelişti? Önce sen söyle Apophis. Kim ya da kimler senden kral ve ailesinin yemeğine zehir katmanı istedi? Hiç kimse. Kendim bu işi yapmaya karar verdim. Neden? Kral Amonhotep sana ne yapmıştı ki? Amonhotep'in size Tanrı Amon'un tapınağına saldırıp tapınak kahinlerinin işini bitirmenizi söylediğini duyduğum için yaptım efendim. Affedin beni. Duydun mu? Kimden? Kimlerden? Kimseden duymadım. Kendim duydum. Evet, kendim duydum. Sarayın giriş kapısının arkasında yalan dururken işitmiştim. Ben özellikle kapının arkasına baktım ki kimse bizi dinlemesin. Pekala. Gerçeği daha sonra söyleyeceksin. Evet. Sen anlat. Benim bir bilgim yok. Geçen gün Apophis bana Amonhotep'in sizin aracılığınızla Amon ve Thebes tapınağını yok etmeyi planladığını anlattı. O kralın şarabına zehir katmamı söyledi. Ama ben dökmedim. Siz de gördünüz. Zehri size teslim ettim. Bunu biliyorsunuz. Başka biri sizinle temasa geçmedi mi? Ya da Apophis'le temasa geçen birini gördün mü? Hayır, hayır. Görmedim. Ben Apophis'ten başkasını görmedim. Onları burada bulurlar. Bir an önce gizlice ve tanınmayacak şekilde onları Zavira zindanına nakledin. Anlaşıldı mı? Siyah, beyaz, özgür köle, kadın erkek, hepsi insandır ve onları Allah yaratmıştır. Kimse kimseden daha üstün değildir. Ama kendilerini iyi hasletlerle donatanları, günahtan kaçınanları Allah sever. Karim ama genellikle kölelerin arasına gelmez. Muhakkak önemli bir şey olmuştur. Sizinle yalnız konuşabilir miyim? Hanımefendi Züleyha sizi zindana attırmak için Potifar'ın yanına gitti. Fırsat varken bir çare düşünün. Mesela ne yapayım? Biraz ilgi göstermeniz kafidir. Her şey yoluna girer. Şeytan senin dilinle konuşuyor. Şeytan sizleri bana musallat ediyor. Gönlünüze kin ve nefret tohumları ekiyor. Onun için şeytanlara itaat ettiğiniz sürece sizinle mücadelem de devam edecek. Bana asla boyun eğdiremeyeceksiniz. Allah beni bunların şerrinden korumazsa, beni kendi halime bırakırsa, sonum ne olur benim? O ne diyordu? Senden ne istiyordu? Dur sana söyleyeyim. Yuzarsif ya Züleyha ve Mısırlı kadınları ya da zindanı tercih etmeli. O kadınlardan Allah'a sığınıp zindanı tercih edeceğim. Zindan sıkıntılı bir yer olsa da sayılı günler çabuk geçer. Ancak zina eden bir insanın cehennem ateşinden ne zaman çıkacağını kimse bilemez. Hangi ateş? Sen kendini bu ateşten korumak için mi zindana atıyorsun ha? Bana söyler misin bunu? Güzel kadınlar yerine zindanın sıkıntısını tercih eden akıllı görmedim. Radom'un geliyor. Ne oldu Radom'un? Üzgün görünüyorsun. Nihayet Potifar zindan kararını verdi. Az önce ne dedin sen? Dedim ki güzel kadınlarla birlikte olmak yerine zindanın sıkıntısını tercih eden bir akıllı görmedim. Gidelim Radaman. Üzülme, ben zindana atılmaktan dolayı kederli değilim. Gidelim. Yuzarsif'i götürüyorlar. Şimdi dönerim. Söyler misiniz ne oldu? Nihayet hanımefendi Züleyha yapacağını yaptı. Yuzarsif'i zindana götürüyorlar. Ben hazırım. Sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz. Küçük şahit. Sen doğru söylemene rağmen yine de beni zindana götürüyorlar. Allah'ın isteğine razıyım. Böyle takdir edilmiş. Ona iyi bakın. Efendilerin buyruğuna karşı gelmenin cezası budur. Bilakis ben alemlerin efendisine itaat ettiğim için bu cezayı aldım. Allah kimi daha çok severse ona daha çok sıkıntı verir. Peki biz sizden ayrı durmanın acısına nasıl katlanalım? Endişelenme, zindan benim için kurtuluş yeridir. Beni bu saray zindanından kurtardığı için Rabbime şükrediyorum. Zavira zindanının gardiyanı Kidamen benim en iyi dostumdur. Endişelenme. Benim de en iyi koruyucum Zavira zindanındadır. Kidamen'i de yaratan odur. Hiç endişe etmiyorum. Gidiyoruz. Horem Hop'a selam. Selam sana. Efendim, siz niçin zahmet ettiniz? Şahsen gelmem Potifar Hazretleri'nin emridir. Sallanmayın. Burada bekleyin. Bu ikisi Amonhotep'in yemek ve içkilerini hazırlayan kişiler. Adları Inarus ve Apophis'tir. Bunları hiç kimseyle görüştürmeyin. Soran olursa vakit kaybetmeden Potifar Hazretlerine haber verin. Hücreleri de diğer tutuklulardan ayrı olsun. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Ne suç işlediklerini sorabilir miyim? Amonhotep ve hanedanına suikast. Birileri onları öldürmek için harekete geçebilir. Gözünüzü dört açın. Kimliklerini gizlemeye çalışın. Emredersiniz. Götürün bunları. Zindana kapatın. Bu da mı tutuklu? Evet, Potifar Hazretleri onu zindana gönderdi. Radom dedi ki, size gönderdiğimiz bu tutuklu çok kutlu bir insandır. Potifar sarayının muhafızı olan Radom mu? Evet efendim, Adı Yuzarsif. Potifar Hazretleri'nin eski müşaviridir kendileri efendim. Gidebilirsiniz. Zindan sana göre bir yer değil. Ne oldu da yolun buraya düştü ha? Efendilerime itaat etmedim. Burada sana itaat etmeyi öğreteceğiz. Ne kullara ne de kölelere benziyorsun. Ümidimi kırmayın. Umarım iyi bir kul olurum. Bunu göreceğiz bakalım. Seni uyarayım, sakın Zavira tutuklularıyla kavga etme. Çok tehlikeliler. Onu büyük zindana götürün. Üzerindeki değerli mücevherleri alıp ayağına pranga vurun.